Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dönen vatandaşlarımızın bir kısmı yanında ya altın götürüyor ya para götürüyor ve bunları yakalatıyor. Defalarca anlattım arkadaşlar biliyorsunuz ben bunları. Yanınızda en fazla 493 euroya kadar altın götürebilirsiniz. En fazla da 9999 euro para olabilir. 10.000 euro olmayacak şimdi İstanbul'dan Viyana Havalimanı'na gelen Türk yolcu üzerinde dört buçuk kilogram altın takıyla yakalandı dört buçuk kilo havalimanında bakalım detaylar neler yani o kadar çok olay var ki artık Almanya başta olmak üzere Avusturya Belçika İsveç İsviçre Norveç Hollanda Fransa gibi ülkelerde artık o gümrükçüler polisler biliyorlar arkadaşlar Türkler geldi diyorlar Tamam kesin bunların çantalarında bir şey vardı diyorlar İstanbul'dan Viyana Havalimanı'na gelen Türk yolcu üzerinde 4,5 kilogram altın takıyla yakalandı. Havalimanı gümrüğü tarafından bagajına, bagajında ne olduğu sorulunca 44 yaşındaki yolcu sigara olduğunu söyledi. Bavulu gümrük röntgen cihazından geçirdikten sonra yolcudan bagajı açması istendi. Yolcunun bagajında sigara paketleri dışında toplam 4,5 kilogramlık çeşitli altın takılar olduğu ortaya çıktı kendisinin kuyumcu olduğunu Avusturya'daki dükkanında satmak için aldığını söylese de gümrük kurallarını aşan miktarda altın takıyla yakalanınca takılar elinden alındı. Yolcu 176.500 avro değerindeki faturayı gösterse de gümrüğe daha önceden bildirilmediği için takılara el konuldu. Kuyumcu hakkında ceza işlem başlatıldı. Yolcuya getirdiği takılar nedeniyle en az 35.000 euro para cezası kesilecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi izin dönemindeyiz. Arabayla gelenler, bakın söylüyorum. Kesinlikle süt ve süt ürünleri, çökelik de, bilmem neydi getirmiyorsunuz. Çok ciddi aramalar var. 3-4 bin euro paranızı alıyorlar. Haberiniz olsun. Yani o 5 kilo bidonun içerisine koyduğun peynir sana 4000 bin euroya mal olabilir. Bu bir. İki. Yanınızda 9.999 euro haricinde bir para eğer gümrükten geçerken Varsa bunu bildirmek zorundasınız. Özellikle arabayla giderken bir ülkeye girişte diyeceksiniz ki benim üzerinde örneğin 15 bin euro var. Bunu bir form dolduruyorsunuz, ülkeye çıkışta da o formu gösteriyorsunuz, parayı gösteriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bunda bir sorun yok. 18 yaşından büyükler için geçerli. Ancak bir kişinin çantasında bu kadar para olmayacak. Örneğin 3 kişisiniz, 18 yaşından büyük, her birinin özel eşyasının içerisinde 9.999 euro olabilir. Yani bir kişinin çantasının içerisinde 30 bin euro olamaz. Ayrı ayrı olacak. Bunu unutmuyoruz. Günlük kullanım dışında altınların hepsi arkadaşlar gümrükte el konulabilir. Bakın gümrüklerde şu anda 10 bin eurolara bile el koyuyorlar. Sıla yoluna gidenleri söylüyorum. Arabayla gidenlere söylüyorum. Uçakla gidenlere söylüyorum. 9.999 euro haricinde ya yüksek miktarda paralar elinizden alınabilir alınan çok var. Ya ben öyle insanlar gördüm ki arkadaşlar böreğin içerisine bilezik koymuş, çaydanlığın içerisine bilmem ne koymuş. Yapmayın arkadaşlar artık bu X-ray cihazlarında çıkıyor. Ya arkadaşlar geçen bir haber vardı paylaştım. 275 bin euroyu adam karısının bütün iç çamaşırlarının içerisine saklamış. 275 bin euro Almanya'da. Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimiz. Avrupa'nın ortasında yaşayıp da X-ray cihazından haberdar olmamak mümkün değil. Ötüyor. Yani geçince ötüyor. Ve bu adam, değerli izleyicilerimiz, utanmadan, sıkılmadan karısının iç çamaşırlarının paraları, saklamış, bir kısmında kendi iç çamaşırlarına saklamış. Herhalde yerleştirememiş tam. Ama polis yerleştirmiş bunu, almış yani. X'den bir geçiyorlar karı koca. Bir topluyorlar 275 bin euro soruyorlar. Bu para neyin parası diyorlar. Bakın cevaba bakın. Adını hatırlamadığım bir arkadaşımın paraları. Adını hatırlamadığım bir arkadaşımın. Zaten Alman polisi de bunu yedi. Gümrükçüler de yedi zaten. inandılar size zaten. Sonra değerli izleyicilerimiz bu paralara el konuldu kaynağı belli olmayan para diye. Sonra bu vatandaşımıza ayrıca cezalar verilecek. Kaçakçılıktan, dolandırıcılıktan, oradan buradan. Utanmadan, sıkılmadan bile karısının bilmem neresine sokmuş paraları. Ya bir insanın gerçekten böyle bir hele hele uçakla arkadaşlar havalimanında düşsenize ya. 50 tane arabadan geçiyorsun. Hangi akla hizmette sen bunu yaptın? İsmi falan var bende. Fotoğraflar da var. bu e gerçekten ya. Çok enteresan. Ya Türkler Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız kendilerini çok uyanık sanıyorlar. Bu Avrupalıları salak sanıyorlar. E bir yerde bir arıza var. 275 bin euro parayla uçağın bindir mübarek. Karının şeylerine, iç çamaşırlarına mı bunlar sokulur? Allah akıl fikir versin. Yine görüntüler var yayınladım ben. Biliyorsunuz beni takip edenler bilir. Börek yapmış, böreğin içerisine bilezikleri koymuş. Sanki görünmüyor. Çaydanlığın içine koymuş. Sanki görünmüyor X-ray'de. Ya Türk aklı işte ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'de maalesef koronavirüsle ilgili ciddi bir durum söz konusu. Vaka sayıları Hindistan varyantı nedeniyle, delta varyantı nedeniyle artmaya devam ediyor. Tabii herkesin beklediği ne zaman hayatımız normale dönecek. Değerli izleyicilerimiz İngiltere'de biliyorsunuz bir aldatma skandalı yaşanmıştı. Eşini aldattığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı istifa etmişti. Yerine yeni bir Sağlık Bakanı geldi. Sacit Cevit, Müslüman aynı zamanda yeni Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Avam kamerasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cavit hiçbir hükümetin kısıtlamayı düşünmeyeceğini, özgürlükleri geri getirmeyi amaçladıklarını, görevi boyunca ekonomik ve kültürel hayatın normale dönmesine yardımcı olmayı istediğini, aynı zamanda ulusal sağlık servisini koruyacaklarını söyledi. Covid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını belirten yeni Sağlık Bakanı Cavit bu tarihten sonra ülkede hayatın yeniden normale döneceğini ve bu tarihe kadar yetişkin nüfusun 3'te ikisine ikişer doz aşı yapılacağını kaydetti. Cavit, Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının yayılmaya devam ettiğini ancak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının hala düşük olduğunu dile getirdi. Ülkede uygulanan Covid-19 aşılarının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Cavit, 8 Aralık'ta başlattıkları aşılama programı sayesinde 27 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin, 7 milyona yakın kişinin de Covid-19'a yakalanmasının önlendiğini söyledi. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız yapılan bu açıklamaya göre eğer herhangi bir aksilik olmazsa 19 Temmuz'dan itibaren normale dönecekler açıklanan bu. Değerli izleyicilerimiz İngiltere'de artan vaka sayıları nedeniyle Türkiye'de önlem aldı ve Türkiye İngiltere'den gelecek yolculara biliyorsunuz daha önce değerli izleyicilerimiz PCR testi istenmiyordu. Tekrardan PCR testi zorunluluğu getirdi. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere COVID-19'da mücadele kapsamında Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur'dan gelen kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere'den Türkiye'ye gidecek olan yolcularımızın PCR testinin 72 saat öncesinden yaptırmış olması ve sonucunun da negatif olması halinde Türkiye'ye girişlerine izin verilecek. Aksi takdirde 14 günlük karantina var. Bilgilerinize sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere tabi son 5 ayın rekorunu kırmış vaziyette. Bu koronavirüsle ilgili hal böyle olunca da tedbirler de arka arkaya geliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128.103 oldu. Değerli izleyicilerimiz rakamlara baktığımızda İngiltere çok iyi gidiyordu ama şu anda ciddi bir sıkıntı var. Toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 500 bin olarak açıklandı. Bunlardan 32 milyonu ikinci doz aşıyı oldu. Ülkede virüs nedeniyle 1505 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Bunlardan 257'si yoğun bakımda tutuluyor. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının Alfa yani İngiltere varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini söyledi. Evet maalesef Hindistan varyantı İngiltere'yi kasıp kavuruyor. Çok sayıda hayatını kaybeden vatandaşımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hala bu hastalıkla İngiltere'de mücadele edenler var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum.